Radyo Tiyatrosu. Bir komiser geldi. Yazan J.B. Priestley, dilimize çeviren İrfan Şahinbaş, radyoya uygulayan ve mikrofona koyan Zihni Küçümen. Şehir tiyatrosu sanatçıları oynuyorlar. Arthur Burling, Müfit Kiper, Gerald Fuat İşan, Mrs. Burling, Nedret Güvenç, Sheila, Suna Pekuysal, Eric, İsmet Ay, Komiser Hüseyin Kemal Gürmen. Teknik prodüksiyon Arif Demizer. Evet. Gerald böyle küçük bir aile toplantısıyla iktifa etmeyi sen de kabul etmiştin. Yalnız yazık ki babanla annen aramızda değil, seyahatteler. Gerald, hislerimi gizlemeyeceğim, açıkça konuşacağım. Sheila ile nişanlanman benim için çok mühim bir hadisedir. Kızım seni mesut edecektir. Eminim sen de onu mesut edeceksin. Bana gelince ben de zaten senin gibi bir damat istiyorum. İş hayatında babanla bir hayli zamandır dostça rekabet ediyorum. Tabii onun firması benimkinden hem daha eski hem daha büyük. Ama Gerald, sen bizi birleştirmiş oldun. Ümit ederim ki firmalarımızın birbirleriyle rekabet değil, iş birliği edecekleri günde uzak değildir. Çok güzel. Babam herhalde bunu da kabul edecektir. Arthur, işten bahsetmenin sırası mı şimdi? Değil mi ya? Hiç doğru değil. Hakkınız var. Ha, ne diyordum? Bir insan kendi yolunu kendi açar. Yalnız kendinden mesuldür. Tabii ailesi olursa ailesinden de. Böyle yaptığı müddetçe de selamete erer. Ama şimdi bir takım kafadan sakatlar çıkmış, konuşuyorlar, yazıyorlar, çiziyorlar. Neymiş? Bir kimse herkes için yaşamalıymış. Şimdi hepimiz bir kovandaki arılar gibi birbirimize karışmışız. Ama siz gençler beni dinleyin. Hayatın çetin mektebinde öğrendim ben bunu. Bir insan sadece kendi işine bakmalıdır. Sadece kendisi ve ailesi için yaşamalıdır. Sonra... Arthur... Asıl söylemek istediğim şey, evet, Sheila'nın çok talihli bir kız olduğuydu. Gerald, sen de pek öyle talihsiz bir genç sayılmazsın hani. Biliyorum. Biliyorum, hiç olmazsa bu defa talih yüzüme güldü. Her ikinize de saadetler. Hayatın verebileceği en büyük saadet temennisiyle. Tebrikler Gerald. Tebrikler kızım, en iyi temennilerim. Saadetler. Ara sıra terslik eder ama bizim Sheila fena kız değildir. Teşekkür ederim. Ben de senin şerefine içiyorum Sheila. İnşallah layık olduğun saadeti sana temin ederim. Buna özellikle dikkat etmelisin Gerald, yoksa ağlamaya başlarım. Belki bu gözyaşlarını tutmaya yardım eder. Gerald, aldın demek. O benim parmağımda görmek istediğin yüzük mü? Evet canım, o. Oh, harikulade. Bak anneciğim, ne harikulade şey değil mi? Sevgili Gerald. Hakikaten güzel yüzük. Çocuklar, siz çok iyi bir zamanda evlenmiş olacaksınız. Dünya öyle büyük bir hızla gelişiyor ki. Bir iki sene içinde her yere giden uçaklar yapılacak. Sonra otomobillere bakın. Her gün daha büyük, daha süratli. Yeni bir gemi yapılmış. Adı Titanik'miş. 46.800 ton. Her türlü konfor. Hem batması da yok. Yakında sefere çıkıyor. Belki de siz de 20-30 sene sonra 1940'ta falan böyle toplanır, çocuklarınızın nişanını kutlarsınız. İnanın bana, o zaman her yerde barış, mutluluk olacak. Artık harp olamaz çünkü harbin tehlikesi çok büyük. Kaybedilecek çok şey var, kazanılacak hiçbir şey yok. Arthur, söyleyeceğim başka bir sözün kalmadıysa Sheila ile misafir odasına gidip siz erkekleri baş başa bırakacağız. Sigaralarınızı içersiniz. Eric, sen de gel bizler. Biz bu akşam erkekten sayılmıyoruz galiba. Sigar Gerald. Aa, yok, teşekkür ederim.
Size biraz açılmak istiyorum. Tabii aramızda kalacak. Bana öyle geliyor ki anneniz kızıma bir itirazı olmamakla beraber belki de içtimai bakımdan daha yüksek biriyle evlenebilirdiniz diye düşünüyordur. Belki ama... Yok Geralt, annenize bir şey denemez. Arazi sahibi eski asil bir ailedendir. Bunu tabii karşılamak lazımdır. Ancak şunu söylemek istiyorum ki kral hazretlerinin taltif edeceği kimseler arasında ben de varmışım. Oo, galiba. Tabii sadece bir şövalyelik. Tebrik ederim. Teşekkür ederim. Ama daha biraz erken. Onun için kimseye söylemeyin. Şöyle bir iki yerden kulağıma çalındı. 2 sene evvel ben burada belediye reisiyken kral ve ailesi şehrimizi ziyaret etmişti. Sonra güvenilir faydalı bir parti adamı olarak da tanınırım. Evet. Böylece şövalye olmam çok muhtemeldir zannederim. Tabi bundan böyle de doğru dürüst hareket etmek şartıyla. Öyle polis karakollarına düşmemek, bir takım rezaletlere, dedikodulara sebep olmamak şartıyla. Eğer tek engel buysa şimdiden tebriklerimi kabul edin. Teşekkür ederim ama hayır, daha tebrikin sırası değil. Siz kimseye bir şey söylemeyin. Annem geç kalkmayın diyor ama aceleye lüzum yok. Çünkü elbiseden söz açmışlar, konuşup duruyorlar. Sanki evlenmeden önce hiç elbise giymiyor şu kızlar. Bu ne çılgınlık böyle. Bir komiser geldi efendim. Hı? Adı Gul'muş. Tanımıyorum. Beni mi görmek istiyor? Evet efendim. Çok mühimmiş. Peki gelsin. Herhalde bir müzekkere için gelmiş olacak. Hala sulh hakimiyim ya. Sakın Erik bir şeyler karıştırmış olmasın. Hı? Böyle bir şeyin de hiç sırası değil hani şövalyelik. Komiser Gul efendim. Mr. Burlick'le görüşmek istiyorum. Benim. Buyurun oturun. Teşekkür ederim. Bir kadeh şarap veya biraz viski. Teşekkür ederim. Vazife başında içmem. Bu taraflarda yenisiniz galiba. Evet efendim, birkaç gün evvel nakledildim. Ben de öyle düşünmüştüm. Senelerdir belediye meclisinde azalık ettim. 2 sene evvel belediye reisiydim. Hala da sulh hakimlerindenim. Onun için Bramley'deki polis memurlarını iyi tanırım. Sizi de ilk defa görüyorum gibi geliyor bana. Doğru efendim. Peki ne istiyorsunuz? Tevkif müzekkeresi falan bir şey mi var? Hayır. Peki ne öyleyse? Bir şey hakkında bilgi edinmeye geldim. Tabii müsaade ederseniz. Rica ederim. 2 saat evvel hastanede genç bir kadın öldü. Bugün öğleden sonra hastaneye kaldırılmış. Kezzap içmiş. Tabii içi dışı kavrulmuş. Aman yarabbi. Istıraplar içinde kıvranıyordu. Kurtulması için her şey yapıldı fakat maalesef kurtulamadı. İntihar tabii. Evet evet, müthiş şey hakikaten. Fakat pek anlayamıyorum, buraya niçin geldiniz? Oturduğu odaya gittim. Bir mektupla hatıra defteri gibi bir şey bırakmış. Türlü felaketlere uğrayan birçok genç kızlar gibi onun da adını birkaç defa değiştirdiği anlaşılıyor. Ama ilk adı, asıl adı Eva Smith. Eva Smith. Bu isimde bir kadın hatırlıyor musunuz? Hayır. Eva Smith. Bu ismi bir yerde duydum galiba. Bir zamanlar fabrikanızda çalışmış. Ha, demek oradan aklımda kalmış olacak. Fakat fabrikamda yüzlerce kız ve genç kadın çalışıyor. Kimi çıkıyor, kimi geliyor. Mütemadiyen değişiyorlar. Yo, bu genç kadın öyle sıra işçilerinden değildi. Odasında bir resmini buldum. Görürseniz belki tanırsınız. Bakabilir miyim? Yo, müsaade edin. Bu resmi yalnız siz görebilirsiniz Mr. Burling. Resmi görmemem için bir sebep var mı? Çalışma tarzım efendim. Bir tek kişi üzerinde durmak, tahkikatı dağıtmamak isterim. Karışıklığı önlemek için. Eva Smith'i hatırladınız artık değil mi Mr. Burling? Evet, fabrikamda çalışırdı. İşinden çıkarmıştım. Bunun için mi intihar etti? Ne zaman çıkardınız baba? Sen sus Erik, heyecanlanmaya lüzum yok. Bu kız bizden 2 sene kadar evvel çıktı. Evet, 1910 senesinde. Sonbahar başında olmalı. Evet, 1910 senesinde Eylül sonunda. Tamam. Müsaadenizle efendim ben gideyim. Yok, kal Gerald. Bay komiser, bir itirazınız yoktur herhalde. Takdim edeyim. Mr. Gerald Kraft, Sir George Kraft'ın oğlu. Tanırsınız herhalde. Kraft Limited şirketinin sahibi. Mr. Gerald Kraft demek. Evet. Kızım Sheila ile nişanlandı. Şöyle mütevazi bir şekilde kutluyorduk. Demek Mr. Gerald, Miss Sheila Burling ile evlenecek. İnşallah. Öyleyse kalmanızı isteyeceğim. Ya, peki. Beni dinleyin Bay Komiser. Bu işin öyle esrarlı çirkin bir tarafı yok. Tabii beni alakadar ettiği nispette. Mesele gün gibi aşikar.
18 aydan fazla bir zaman evvel olmuş bir işin zavallı kızın intiharıyla ne alakası olabilir? Öyle değil mi Bay Komiser? Hayır efendim, ben öyle düşünmüyorum. Neden? Çünkü kızcağızın o zaman başına gelen sonra başına gelene yol açmış. Sonra başına gelen de intihara sürüklemiş olabilir. Bir çeşit hadiseler zinciri. Evet, ama az çok münasebetimiz olan kimselerin başına gelenlerden hepimiz mesul tutulursak bunun sonu niye varır? Ya evet, niye varır? Hepimiz içinden çıkılmaz bir vaziyete düşeriz diye. Hem de nasıl? Demin dediğiniz gibi herkes kendinden mesuldür. Şimdi sırası değil bunun. Neyin sırası değil? Siz gelmeden evvel şu gençlere nasihat ediyordum da. Gelelim Eva Smith'e. İyice hatırlıyorum şimdi, canlı güzel bir kızdı. İyi de bir işçiydi. Hatta ustabaşısı terfiini düşünüyordu. Grup başı yapmak istiyordu. Fakat o sene Ağustos'ta tatillerinden dönünce ücretlerine zam istediler. Haftada 22 şilin kadar bir para geçiyordu ellerine. Bizim endüstride umumiyetle verilen ücret bu. Haftada 25 şilin istediler. Tabii derhal reddettim. Niçin? Maliyet fiyatlarını düşük tutmak vazifemdir. Her yerde verilen ücretleri veriyoruz. Beğenmiyorlarsa hür bir memlekette yaşıyoruz. Başka yerlerde de çalışabilirler dedim. Mesele başka bir yere gidip çalışmak değil ki baba. Cevabımı alınca grev yaptılar. Bu da uzun sürmedi tabii. Yaz tatilinden sonra olduğuna göre tabii süremezdi. Hepsi de meteliksiz olur bilirim. Evet Celal, çoğu öyleydi. Grev de 2 hafta sonra bitti. Eski ücretleri vermek şartıyla 4 kişi, yani elebaşıları müstesna, hepsini tekrar fabrikama aldım. Elebaşılarına da kendim bizzat gidip derhal işi terk etmelerini söyledim. İşte Eva Smith bunlardan biriydi. Başka türlü hareket edemezdiniz. Edebilirdim. Kolundan tutup atacağını işinde bırakabilirdi. Yazık olmuş, çok yazık. Saçmalama. Adınız neydi Bay Komiser? Gol. Emniyet müdürüyle aranız nasıl? Fazla münasebetim yok. Size ihtar yollu şunu söyleyeyim. Eski bir dostumdur, sık sık görüşürüz. Ara sıra golf de oynarız beraber. Ben golf oynamam. Tahmin etmem zaten. Oh, affedersiniz. Misafiriniz olduğunu bilmiyordum. Annem için gelmediğinizi merak etti de. Şimdi geliyoruz, bitiyor artık. Hayır, maalesef daha bitmedi. Ne var, ne oluyor? Seni ilgilendiren bir şey değil. Hadi annenin yanına dön. Bir dakika Miss Sheila. Bana bakın Bay Komiser. Bu müdahaleleriniz işgüzarlıktan başka bir şey değil. Ben polis komiseriyim Miss Sheila. Bugün öğleden sonra genç bir kadın kezzap içti. Bu akşam ıstıraplar içinde uzun uzun kıvrandıktan sonra hastanede öldü. Aman yarabbi, ne feci. Kaza mı? Hayır. Hayatına son vermek istiyordu. Çünkü artık yaşayamayacağını anlamıştı. Nasıl bir kızdı, genç miydi? Evet, 24 yaşında. Güzel miydi? Bugün gördüğüm zaman güzel değildi. Ama herhalde güzelmiş. Hem çok güzelmiş. Yeter artık. Size bu hususta yardım edebileceğimizi sanmıyorum. Çünkü bildiğimiz bir şey yok. Bir şey bilmediğinize emin misiniz? Yoksa şimdi de bu kız hakkında bunlardan biri de bir şeyler biliyor mu demek istiyorsunuz? Evet. Öyleyse yalnız beni görmeye gelmediniz. Hayır. Size verebileceğim bir parçacık malumatı istismar etmek istediğinizi sanmıştım. Biraz evvel de söylediğim gibi benzeri birçok kadınlar gibi o da birkaç isim kullanmıştır. 22 şilin yerine 25 şilin istedi diye Mr. Burling onu kovduğu zaman adı Eva Smith'ti. Fakat sonra Eva Smith adını bıraktı. Bıkmıştı bu hattan. Haksız da değil. Doğrusu çok insafsızca bir hareket. Kızın bütün istikbalini baltalamış olabilir. Saçmalama. Bizim fabrikadan çıktıktan sonra ne yaptı biliyor musunuz? 2 ay kadar işsiz dolaştı. Yardımına koşabilecek tek akrabadan mahrum, yarı aç, 2 ay süründü. Ümitsizliğe düşmüştü. Tabii tabii. Ah ne yazık. Miss Sheila, bazen düşünüyorum da o fakir ve karanlık odalarında ellerindeki kuruşları sayan zavallıların yerine kendimizi koysak kim bilir ne hayırlı olur diyorum. Kim bilir? Belki. Peki sonra ne oldu? Talih birdenbire yüzüne güler gibi oldu. Büyük bir mağazada iş buldu. Millward'da. Evet. Millward'da mı? Bizim alışveriş ettiğimiz mağaza. Millward'da işe girmek büyük şans doğrusu. Evet, o da öyle sanmıştı. Anladığıma göre yeni işini çok sevmişti. Fabrikadan sonra burada güzel elbiseler, güzel roplar arasında çalışmak herhalde hoşuna gidiyordu. Önünde yepyeni bir yol açılmıştı. Neşesini, sevincini, ümitlerini tasavvur edebilirsiniz. Tabii tabii.
İki ay sonra tam kendini yeni hayatına uydurduğunu hissetmeye başladığı bir anda işine son verdiler. Beceremiyor muydu işini? Hayır, böyle bir şikayetlerini işitmedim. Herhalde zam istemiştir. Bir müşteri şikayet etmiş, o kadar. Ne zamandı bu? Geçen sene, Ocak ayı sonunda. Nasıl? Peki nasıl bir kızdı? Gelin size resmini göstereyim. Ne var? Ne oldu Şile'ye? Kızımı üzmeye hiç hakkınız yok memur efendi. Ben bir şey yapmadım. Kendisi. Peki neden? Neden? Ben de bilmiyorum. Daha bilmiyorum ama öğreneceğim. Şurada ailece toplanmış ufak bir merasim tertiplemiştik. Berbat ettiniz komiser efendi, berbat. Aynı şeyi ben de biraz evvel düşünüyordum. Neyi? Hastanede zavallı Eva Smith'in ölüsü önünde. O ümitle dolu güzel hayatı biri çıkıp berbat etmişti. Berbat. Herhalde biz değil. Fotoğrafı ben de görmek istiyorum Bay Komiser. Affedersiniz, bu akşam biraz fazla içtim. Çok şampanya içtim, başım ağrıyor. Burada da fazlayım gibi. Gidip yatayım. Kalsanız iyi olur. Niçin? Rahatsız edilmemiş olursunuz. Yatarsanız biraz sonra belki kalkmanız icap eder. Şimdi de zorbalık demek. Belki, fakat siz uysal davranırsanız ben de uysal davranırım. Biliyorsunuz mazbut vatandaşlarız biz. Tehlikeli caniler değil. İkisi arasında sandığınız kadar büyük bir fark yoktur Mr. Gerald. Bana kalırsa birbirlerinden hangi noktada ayrıldıklarını pek bilemeyeceğim. Çok şükür ki size bırakılmış bir iş değil bu. Evet Sheila. Ben olduğumu biliyordunuz değil mi? Tahmin etmiştim. Eva Smith'in bıraktığı hatıra defterinden. Babama söylemiştim. Fazla ehemmiyet vermemişti. Fakat o zaman bile içim sızlamıştı. Ama şimdi çok fenalık ettim mi? Maalesef. Tuttuğu son iş buydu. Sebebini bilmediği halde bunu da kaybedince başka bir hayat tarzı denemeye karar verdi. Demek mesulüm. Hayır, yalnız siz değilsiniz. Bundan sonra başına birçok başka şeyler geldi. Fakat sizin de mesuliyetiniz var. Babanızın olduğu gibi. Şile, ne yaptın? Milward'un müdürüne çıktım. O kızı kovmazlarsa mağazaya bir daha ayak basmayacağımı, annemi de hesabımızı kesmeye ikna edeceğimi söyledim. Niçin böyle yaptınız? Çok kızmıştım. Sizi kızdıracak ne yapmıştın? Aynaya bakıyordum. Bir satıcı kıza bakarak güldüğünü gördüm. Birden kızdım. Zaten sinirliydim o sıra. Kızın kabahati bu muydu? Hayır hayır. Bütün kabahat benim. Beğendiğim elbiseyi bana göstermek için o kıza giydirmişlerdi. Sanki onun için yapılmıştı o elbise. Üstelik güzel, çok güzel bir kızdı. Yumuşak ipek gibi saçları, iri ela gözleri vardı. İşte sonra ben giydim ve aynaya bakınca anladım. Benim için değildi bu elbise. Birdenbire o kızın satıcı kadına güldüğünü gördüm. Sanki aman ne berbat şey diyormuş gibi geldi bana. Sinirlendim, kaybettim kendimi. İkisine de ağır sözler söyledim ve sonra müdüre giderek o kızın bana ne kadar küstahça hareket ettiğini ve ne bilirdim sonunun böyle olacağını. Çirkin, kuru zavallı bir şey olsaydı belki böyle hareket etmezdim. Fakat becerikli, kabiliyetli göründü bana, acıyamazdım. Yani bir bakıma onu kıskandınız denebilir. Evet, belki. Kıskandığınız için de iyi bir müşterinin, tanınmış bir kimsenin kızı olarak nüfuzunuzu kullandınız. Kızı cezalandırdınız. Fakat anlamıyorsunuz, o zaman bana o kadar kötü görünmemişti bu. Şimdi bir yardım edebilsem. Edemezsiniz. Çok geç artık. Zavallı kız. İnsan düşündükçe biraz hava almaya ihtiyacım var. Sus Erik, sus, biliyorum. İlk defa böyle bir şey yaptım. Bir daha da yapacak değilim. Niçin? Niçin böyle oldu? Bu akşam Eva Smith'in ölüsü önünde ben de sordum bunu kendime. Mağazadan çıkmak mecburiyetinde kaldı. Çünkü kendinize kızdınız ve onu bu kızgınlığınıza kurban ettiniz. Başka bir yol denemek zorundaydı. O gece adını değiştirdi. Artık Daisy Renton'dır. Ne dediniz? Daisy Renton adını aldı diyorum. Ya. Evet, sizi dinliyorum Mr. Gerald. Bay Komiser, Miss Shelley'i artık bu soruşturmalardan affetmeniz lazım. Heyecanlı, yorucu bir gün geçirdi. Biliyorsunuz nişanımızı kutluyorduk. Daha fazla tahammül edebileceğini sanmıyorum. Yani asabım bozuldu, sinirlerim alt üst oldu demek istiyor. Öyle mi Miss Sheila? Belki. Sizi daha fazla alıkoymak istemem.
Soracak sualim kalmadı size. Fakat soracaklarınız daha bitmedi değil mi? Evet, bitmedi. Gördün mü Gerald? Kalıyorum öyleyse. Ama neden Sheila, neden? Pek hoş olmayabilir, sarsabilir seni. Anlaşılan genç kızların hoş olmayan şeylere karşı korunmaları taraftarısınız. Evet, mümkünse korunmalıdırlar. Ama hiç olmazsa bir genç kız tanıyoruz ki böyle bir himayeden mahrum kalmıştır, değil mi? Hak ettim bu cevabı. Onun için böyle sözlere yol açmamaya dikkat et Gerald. Müsaade edin. Burada kalmaz da daha sonra neler olup bittiğini öğrenmezse bütün suçun kendinde olduğuna inanacak ve mesuliyetin yükünü yalnız başına taşıyacak. Evet, yalnız başına. Bu gece, yarın, yarın gece. Evet, evet, işte bu. Biliyorum, suçluyum ve bunun için kederler içindeyim. Fakat sonunda yalnız benim yüzümden intihar ettiğine inanamam, inanamayacağım. Görüyorsunuz, suçunuzu da paylaşmanız gerekiyor. Evet, doğru. Çok garipsiniz Bay Komiser, anlayamıyorum sizi. Anlamanıza lüzum yok. Hoş geldiniz efendim. Teşekkür ederim. Mr. Burling'in eşiyim. Kocam niçin geldiğinizi anlattı. Öğrenmek istediğiniz her şeyi size memnuniyetle söyleriz. Ancak fazla yardımımız olabileceğini sanmıyorum. Anneciğim, rica ederim. Ne var Sheila, ne oluyorsun? Biliyorum, garip saçma görünecek ama. Ne saçma görünecek? Bakın Sheila, daha başlangıçta yanlış hareket ediyorsunuz. Sonra pişman olacağınız, bir şey söyleyeceğinizden, bir şey yapacağınızdan korkuyorum. Ne demek bu, anlamıyorum. Hepimiz de böyle başladık. Ne emindik, ne memnunduk kendimizden. Fakat sual sormaya başlayınca... Bu çocuğa fazla tesir etmişe benziyorsunuz Bay Komiser. Gençlere umumiyetle tesir ederiz efendim. Bu hususta daha hassas oluyorlar. Çok yorgunsun yavrum, hadi git yat sen. Bütün bunları unut, görürsün yarın hiçbir şeyin kalmaz. İmkanı yok anneciğim. Benim için bundan daha fenası olamaz. Hem sonra biz bunu çoktan hallettik. Kızın niçin kendini öldürdüğünü öğreninceye kadar buradan ayrılmayacağım. Marazi bir tecessüsten başka bir şey değil bu. Hayır anne, öyle değil. Rica ederim Sheila, söylediklerimin hep böyle aksini söyleme. Zaten o kızın niçin intihar ettiğini anlayabileceğimizi de sanmıyorum. Bu çeşit kadınlar... Anneciğim, yalvarırım sana, yapma. Oh, kendini düşün, bizi düşün, yapma. Neler söylüyorsun Sheila, ne yapmayayım? Bu kızla bizim aramıza bir duvar çekmeye çalışma anne. Çünkü komiser onu yıkıverecek. O zaman da iyi olmayacak bizim için. Anlamıyorum Sheila, siz komiser efendi. Anlıyorum, haklı. Ne dediniz efendim? Evet diyorum, haklı. Bu sözlerinizi biraz saygısızlık telakki ediyorum Bay Komiser. Şimdi de ne var Sheila? Bilmem, bilmem. Belki o saygısızlık kelimesini çok yersiz buldum da. Anne rica ederim sus. İş işten geçmeden sus. Komiser hakarete uğradığını iddia edebilir demek istiyorsun. Hayır hayır, bu hususta fazla titiz değilim. Çok güzel, yalnız şunu ilave edeyim ki hakarete uğradığını iddia edebilecek kimseler varsa burada, onlar da herhalde bizleriz. Şu hakaret sözünü bir yana bıraksak. İyi olur sanıyorum Mrs. Sybil. Ben de. Müsaade ederseniz komiserle şimdi ben konuşacağım. Komiser bey, buraya bir meseleyi tahkik etmek üzere geldiğinizi anlıyorum. Ancak tahkikatınızı oldukça garip ve incitici bir tarzda yaptığınıza da işaret etmeliyim. Herhalde kocamın daha 2 sene evvel belediye reisi, halen de sulh hakimi olduğunu biliyorsunuz. Mrs. Sybil, komiser bunların hepsini biliyor. Hatırlatmanın pek yerinde olmadığı kanaatindeyim. Rica ederim anne, sus. Doğru söylüyorlar, biliyor musunuz? Öyle mi efendim? Evet. Mr. Arthur nerede? Şimdi gelir, oğlumla konuşuyor. Eric bu akşam çok sinirli, çok heyecanlı. Neden? Çok içti bu akşam, nişanı kutluyorduk. İçkiye alışık değil midir? Değil tabii, daha çocuk. Çocuk değil misiniz Burling? Delikanlı. Hem de çok içer. Sheila. Zavallı kardeşimin başına bir şey gelmesini istemem. Zaten sıkıntısı olsa gerek. Ancak artık boş iddiaları bırakalım. Eric'in içkiye alışık olmadığını iddia edecek zaman değil şimdi. 2 yıldır hep içiyor. Eric'i bir türlü yatmaya razı edemedim. Yapmamasını söylemişsiniz öyle mi Bay Komiser? Evet, onunla da görüşeceğim. Bir sebep göremiyorum. Müsaade edin. Geçen sene Ocak ayının sonunda Eva Smith Milward'dan ayrılmak zorunda kaldı. Çünkü Miss Sheila'nın şikayeti üzerine onu kovmaya mecbur oldular. Artık iş aramadı ve Eva Smith adını bıraktı. Niyeti başkaydı. Daisy Renton adını aldı. Mr. Gerald, onunla ne zaman tanıştınız? Tanıştığımı da nereden çıkardınız? Faydası yok Gerald. Vakit kaybetmekten başka faydası yok. Daisy Renton adını söyler söylemez tanıdığınızı anladım. Kendinizi hemen ele verdiniz. Verdi ya. Zaten biliyordum. Onunla ne zaman ve nerede tanıştınız? Pekala. Onu ilk defa geçen sene Mart ayında gördüm. Saray gazinosunda. Yani burada.
Bramley'deki saray tiyatrosunun gazinosunu. Kral sarayında olmadığını biliyorduk tabii. Teşekkür ederim Şila. Bana çok yardım edeceğini anlaşılıyor. Susun, rica ederim. Evet Mr. Gerald, saray tiyatrosunda. Uzun sıkıntılı bir günün akşamı oraya gittim. Oyun güzel değildi. Bir şey içmek için gazinoya indim. Sokak kadınlarının uğrağıdır burası. Sokak kadınları mı? Evet ama burada Brumley'de. Devam edin Mr. Gerald. O katı bakışlı, hamur yüzlü kadınlardan zaten nefret ederim. Fakat bunlara hiç benzemeyen bir kız gözüme ilişti. Çok güzeldi. Yumuşak kumral saçları, iri ela gözleri. Aman yarabbim. Ne oldu? Affedersiniz. Birdenbire aklıma geldi. Daha içten hissettim öldüğünü. Evet, öldü. Siz devam edin. Bu gazino onun yeri değildi. Hoşlanmadığı belliydi. Joe McGarty de o yağlı göbeğiyle bir köşeye sıkıştırmıştı zavallıyı. İğrenç sözlere lüzum yok zannederim. Hem belediye meclisi üyelerinden olan McGarty'yi kastetmiyorsun herhalde. Ta kendisi. Sokak kadınlarına düşkünlüğüyle tanınmıştır. Bramley'de ondan daha iğrenç bir sarhoş, ondan daha küstah bir adam az bulunur. Aman yarabbi, bu gece neler öğreniyoruz. Devam edin. Kız kendine baktığımı gördü. Gözüyle işaret etti bana. Belli yardım istiyordu. Telefondan istiyorlar dedim galiba. Kızı kurtardım elinden. Sonra kıza böyle şeylerle karşılaşmak istemiyorsa benimle beraber gelmesini söyledim. Hemen kabul etti. Nereye gittiniz? Otele gittik. Gecenin o saatinde tenha olacağını bildiğim bir otele. İçtik, konuştuk. Çok içti mi o gece? Hayır. Şarapla soda. Ya buna benzer bir şey işte. Bütün istediği konuşmaktı. Biraz dostluktu. McGarty'nin yaptıkları haklı olarak sarsmıştı zavallıyı. Kendinden bahsetti mi? Evet, ben sordum. Annesinin babasının öldüğünü, Bramley dışında bir yerden geldiğini söyledi. Buradaki fabrikaların birinde çalıştığından, fakat bir grevden sonra işini terk etmek zorunda kaldığından bahsetti. Ama asıl adının Daisy Renton olmayıp Eva Smith olduğunu söylemedi. Çok sıkıntılı bir durumda bulunduğunu, hatta o anda karnının aç olduğunu ağzından kaçırdı. Yemek buldurdum ona. Ve sonra ona bakmaya karar verdiniz. Tabii metresiniz olarak. Ne? Anneciğim, daha başlangıçta belliydi bu. Devam et Gerald, bakma anneme. O gece değil ama iki gün sonra, gene bir gece tekrar buluştuğumuz zaman, bu sefer buluşmamız tesadüf değildi tabii. Hiç parası bulunmadığını, hatta oturduğu sefil odadan atılmak üzere olduğunu öğrendim. Metresiniz oldu değil mi? Evet, önlenemezdi. Gençti, güzeldi, sıcakkanlıydı. Derin bir minnet hissiyle bağlanmıştı bana. Birdenbire hayatının en mühim unsuru oldum. Anlıyorsunuz tabii. Tabii, kimsesiz bir kadın. Evet, sevdiniz mi onu? Ben de bunu soracaktım. Yeter, yeter artık. Niçin itiraz ediyorsunuz? Onu ilk defa sokağa atan sizsiniz. Herhangi bir kimse de benim gibi hareket ederdi. Ama söyleyeceğim bu değil. Kızımın, genç evlenmemiş bir kızın bu çeşit soruşturmalara sürüklenmesine tahammül edemem. Kızınız ayda yaşamıyor Mr. Bowling. Burada, Bramley'de yaşıyor. Evet baba. Sevdin mi onu Gerald? Nasıl diyeyim, bilmem ki. Onun bana beslediği hisleri ben duymadım. Tabii tabii. O peri masallarındaki prensler gibi davrandın. Bayılmışsındır bu rolüne Gerald. Peki öyleyse, sevdim onu. Her erkek de aynı şeyi yapardı. Bu akşam söylediğin en güzel şey bu Gerald. Hiç olmazsa samimi. Her gece beraber miydin ondan? Hayır. Fabrikada çok işim var dediğim zaman tamamıyla yalan değildi Sheila. Hakikaten çok işimiz vardı. Ama tabii Daisy'yi de sık sık gördüm. Öğrenmek istediğiniz, öğrenmeniz gereken daha başka şey var mı komiser efendi? Var. Bu iş ne zaman bitti? Onu kati olarak söyleyebilirim. Eylül'ün ilk haftasında. İşim çıkmıştı, birkaç hafta ayrılmam lazımdı. Daisy ile münasebetlerimizin artık sona geldiğini sezmişti. Ben gitmeden önce kesin olarak ayrıldık. Nasıl karşıladı bunu? Ümit ettiğimden daha iyi. Büyük bir metanet gösterdi. Kolaylaştırmış işini. Hiçbir suçlamada bulunmadı. Keşke bulunsaydı. Belki daha rahat olurdum şimdi. Ayrılış hediyesi olarak çok olmamakla beraber sene sonuna kadar onu geçindirebilecek bir şey kabul ettirmeye muvaffak olmuştum. Siz ondan ayrıldıktan sonra ne yapacağını söyledi mi? Hayır. Bramley'den ayrıldı mı? Hatıra defterinde sakin bir yere gitmek, hayal aleminde yaşayarak saadetini biraz daha uzatmak istediği yazılı. Artık böyle mesut günlere kavuşamayacağını hissetmişti. Saadetini biraz daha devam ettirmek zorundaydı. Anlıyorum. Onu bir daha görmedim. İşte size söyleyebileceklerim bunlar. Sizden öğrenmek istediğim de zaten bu kadar. Öyleyse müsaade edin gideyim. Üzgünüm. Belki göründüğümden çok üzgün. Biraz yalnız kalmak ihtiyacını duyuyorum. Nereye gideceksiniz? Eve mi? Hayır. Şöyle bir dolaşacağım.
Dönerim. Peki Gerard. Yalnız belki dönmeyi unutursun. Ya dönmekten belki vazgeçersin Gerard. Onun için al şu yüzüğü. Bekliyordum bunu. Yarım saat evvel senden nefret etmiştim Gerald. Şimdi değil. Hatta gariptir, şimdiye kadar duymadığım derecede hürmet besliyorum sana. O kıza başlangıçta sadece merhamet duyduğun için yardım ettiğine de inanıyorum. Fakat Gerald, senden ben sofraya oturduğumuz zamanki kimseler değiliz artık. Her şeye yeniden başlamak gerekiyor. Birbirimizi tanımamız için. Anlıyorum Sheila. Müsaadenizle. Resmi göstermediniz ona. Lüzum görmedim. Göstermemeyi daha uygun buldum. Sizde o kızın resmi mi var? Evet, bir baksanız. Hiçbir sebep göremiyorum. Olmayabilir ama bir baksanız. Pekala. Tanıdınız mı? Hayır, niçin? Tabii son zamanlarda değişmiştir ama o kadar fazla değişebileceğini sanmıyorum. Anlayamıyorum Bay Komiser. Ne demek istiyorsunuz? Anlamak istemiyorsunuz Mrs. Burley. Anlayamıyorum dedim, o kadar. Hakikati söylemiyorsunuz. Efendim? Buraya bakın Bay Komiser. Buna tahammül edemem. Hemen özür dileyim. Niçin özür dileyim? Vazifemi yaptığım için mi? Resme bakışından kızı muhakkak tanıdığını anladım anne. Hakikati gizliyorsan komiser niçin özür dilesin? Senin de babamın da bu haliniz işi güçleştirmekten başka hiçbir işe yaramıyor. Anlamıyor musunuz? Mrs. Burley... Bramley'de Kadınlara Yardım Derneği'nin üyelerinden, hem de nüfuzlu üyelerindensiniz değil mi? Hadi anne, kabul etmekten başka çare yok. Evet, üyesidir. Niçin sordunuz? Bu derneğe başları dardı olan kadınlar müracaat eder, yardım isterler, öyle değil mi? Evet, yardıma layık olan kadınlara elimizi uzatarak epey faydalı işler görüyoruz. Müracaatları Tetkik Komitesi 2 hafta evvel toplanmıştı, öyle değil mi? Toplanmıştır belki. Bilmemezlik edemezsiniz Mrs. Burley, çünkü toplantıya başkanlık ediyordunuz. Ettimse size ne? Siz önce sualime cevap verin Mrs. Burley. Bay Komiser, karımın suallerinize cevap vermesi için bir sebep var mı? Var, hem de çok yerinde bir sebep. Hatırlarsınız, Mr. Gerald Eva Smith'i geçen Eylül'den beri görmediğini söylemişti. Mrs. Burley ise Eva Smith'i 2 hafta evvel görmüştür. Anne. Doğru mu? Evet, doğru. Derneğinizden yardım istedi değil mi? Evet. Eva Smith adıyla mı? Hayır. Hatta Daisy Renton da değil. Önce adının Mrs. Burling olduğunu söyledi değil mi? Yani ailenizin soyadını takınarak. Mrs. Burling mi? Evet. İğrenç bir küstahlıktan başka bir şey değildi bu. Hem de bile bile yapmıştı. Daha başlangıçta beni aleyhine çeviren şeylerden biri de bu oldu. Demek müracaatını iyi niyetle ele almadığınızı teslim ediyorsunuz. Evet. Ama anne, ne feci bir surette öldüğünü unutma. Müteessirim, fakat başına gelen felaketin mesulü kendisidir. Derneğin en nüfuzlu üyesi olduğunuza göre sizin tesirinizle mi yardım talebi reddedildi? Belki. Kesin bir cevap istiyorum Mrs. Burling. Sizin tesirinizle mi? Evet, benim tesirimle. Halinden hoşlanmamıştım. Gerçi aklına gelen ilk ismin Mrs. Burling olduğunu sonradan söyledi ama büyük küstahlık edip adımızı kullanmıştı. Soruşturmalarımın neticesinde bu isme hiçbir hak iddia edemeyeceğini, evli olmadığını ve kocam beni bırakıp gitti diye uydurduğu hikayenin aslı esası bulunmadığını kabul etti. Hakikatin hiç olmazsa bir kısmını öğrenmek uzun sürmemişti. Niçin yardım istiyordu? Niçin yardım istediğini pekala biliyorsunuz Bay Komiser. Yardıma niçin muhtaç olduğunu biliyorum. Toplantıda bulunmadığıma göre derneğinizden ne istediğini bilmiyorum. Bundan bahsetmeye lüzum görmüyorum. Ben görüyorum Mrs. Burling, kurtulamazsınız. Bana baskı yapabileceğinizi sanıyorsanız aldanıyorsunuz. Ben ötekilerin durumunda değilim. Utanacak veya soruşturmaya tahammülü olmayacak bir şey yapmış değilim. Kız yardım istedi. Bu gibi müracaatları inceden inceye tetkik etmemiz lazımdır. Söyledikleri beni tatmin etmedi. Üzerinde durulacak bir vaka değildi. Bu nüfuzumu kullandım ve müracaatını reddettirdim. Kızın başına ne gelmiş olursa olsun vazifemi yaptım ben. Onun için bu meseleyi sizinle daha fazla münakaşa etmek istemem. Fikrimi değiştiremezsiniz. Kötü, haksız bir şey yapmış değilim. Bunu siz de biliyorsunuz. Kötü, hem çok kötü bir şey yaptınız Mrs. Burling. Bütün ömrünüz pişmanlık içinde geçecek. Keşke bu akşam hastanede benimle beraber olsaydınız da o zavallıyı... Yo, yo, yo. Yo, rica ederim, başlamayın gene. Hep gözümün önünde. Öyleyse Miss Burling, bir daha gözünüzün önüne gelince şunu da bilin ki Eva Smith gebeydi. Ne diyorsunuz? Ne korkunç şey ya Rabbi, nasıl kıyabildi? Çünkü bir paçavra gibi oradan oraya atılmıştı.
Kurtuluş yoktu artık. Anne, bilmiyor muydun? Annenizin derneğinden gebe olduğu için yardım istemişti. Yoksa Geralt mı? Hayır hayır, onunla hiç ilgisi yok. Çok şükür, çok şükür yarabbi. Söyleyeceğiniz başka bir şey yok mu Mrs. Burling? Yok mu? Ona ne dediğimi söyleyeyim. Git çocuğunun babasını bul, bundan o mesuldür dedim. Fakat bu sizin mesuliyetinizi hafifletmez ki. Bir kadının yardıma en mühtaç olduğu bir zamanda kapınıza geldi. İstediğini yalnız kendiniz reddetmekle kalmadınız, başkalarının da reddetmesini temin ettiniz. Yalnızdı, dostsuzdu, parasız, ümitsizdi. Sade paraya mı ihtiyacı vardı? Hayır, tatlı söz, sıcak ilgi, dostluk istiyordu. Sizin de çocuklarınız oldu. Eva Smith'in o an neler hissettiğini bilmeliydiniz. Fakat siz kapıyı yüzüne çarptınız. Anne, anne, ne insafsızlık, ne gaddarlık. Sibyl, sorgu hakimi bütün bunları meydana çıkarırsa bizim için pek hayırlı olmayacak. Gazeteler ele alabilirler. Susun! Beni suçlamaya kalkmadan evvel unutma ki onu işinden atarak ihtimal bütün bu başına gelenlere sebep olan sensin. Ben haksız değilim. Bir sürü yalanla başladı hikayesine. Sonra hakikati koparınca çocuğun babasının kim olduğunu bildiğini, bundan emin olduğunu anladım. Onu mesul tutmasını söyledim. Evlenmek istemezse size bakması lazımdır dedim. Buna ne cevap verdi? Oh, bir sürü saçma. Ne dedi söyleyin. Pek hatırlamıyorum, fakat sonunda bütün sabrım tükenmişti. Garip gülünç tavırlar takınıyordu. İnce yüksek hislerden dem vuruyordu. Yapmacıktı tabii. Bu durumdaki bir kadından da başka türlüsü beklenemezdi zaten. Bu durumdaki bir kadından. Şimdi durumu şu. Ölü masasında içi dışı yanmış yatıyor. Buraya bakın. Kes sesini be adam. Söyleyin, ne dedi? Çocuğun babası genç bir delikanlıymış. Savruk, delişmen, içki düşkünü bir genç. İkisi için de doğru olmayacağından onunla evlenemezmiş. Kendisine para verirmiş, fakat artık onun parasını almak istemezmiş. Niçin artık para almak istememiş? Bir sürü saçma söyledi. Bir kelimesine bile inanmadım. İnanıp inanmadığınızı sormuyorum size. Ne dediğini bilmek istiyorum. Ondan niçin para almak istememiş artık? Söyledi sebebini. Uydurma tabii. Bu çeşit kadınlar paradan geçebilirler mi hiç? İhtar ediyorum size. Kendinizi müşkül duruma sokuyorsunuz. Neydi gösterdiği sebep? Söyleyin. Güya bir akşam delikanlı çok sarhoşken ağzından bir söz kaçırmış. Kız da bundan verdiği paranın onun olmadığını çıkarmış. Öyleyse parayı nereden bulmuş? Çalmış. Demek Eva Smith çalınmış parayı almak istemediğinden size başvurdu. Bunu evli olduğuna, kocasının kendisini bırakıp gittiğine inanmadığımı görünce söyledi. Fakat tabii ilk anlattıkları yalan olduğundan sonradan söylediklerinin doğru olabileceğine inanmadım. Onun için de yaptığıma pişman değilim. Fakat ya söylediği doğruysa? Böyle feci bir şekilde ölmesine müteessirim, fakat hiçbir mesuliyet kabul edemem. Öyleyse mesul kim? Evvela kız tabii. Sonra da çocuğun babası. Ya kızın söylediği doğruysa? Yani ya parayı çaldıysa? O zaman bütün mesuliyet o delikanlınındır. Öyleyse başlıca suçlu o delikanlı. Muhakkak. Onun için de şiddetle cezalandırılmalı. Dur anne, dur. Sus Şila. Anlamıyor musunuz, anlamıyor musunuz? Şila, bu ne hırçınlık böyle? Komiser efendi, burada durup lüzumsuz yere sualler soracağınıza, o genci bulup mesuliyetini açıkça itiraf ettirmek için gereken tedbirleri alsanız eminim vazifenizi layıkıyla yapmış olursunuz. Merak etmeyin Mrs. Burling, vazifemi yapacağım. Mükemmel. O halde burada daha fazla kalmanıza lüzum yok. Var Mrs. Burling. Neden? Vazifemi yapacağım. Anne, anne, anlamıyor musun? Eric. Yok, imkan yok. Olamaz, olamaz. Komiser efendi, yoksa... Yoksa oğlum mu? Oğlunuzsa ne yapılmak gerektiğini biliyoruz değil mi? Mrs. Burling demin söyledi. Ya Rabbi, ya Rabbi. İnanamıyorum, inanamıyorum. Anne, yalvardım, yalvardım sana sus diye. Eric. Biliyorsunuz değil mi? Evet. Biliyoruz. İnanamıyorum Eric. Bir yanlışlık olmalı. Neler söyledik, haberin yok. İyi ki yok. Neden? Çünkü annem bütün mesuliyeti kızı o hale getiren gencin üzerine yükledi. Kurtulmamalıdır, cezalandırılmalı dedi. Kafi Şila. Pek kolaylaştırmamışsın işi be annem. Sen olduğunu bilmiyordum ki. Aklımdan bile geçiremezdim. Sonra sen o çeşit gençlerden değilsin. Fazla içmezsin, sarhoş olmazsın. Olur. Söyledim size olur diye.
Demek anneme sen söyledin. Sinsi seni. Dur, haksızlık etme. Anneme aylarca evvel de söyleyebilirdim. Fakat bu akşam söyledim. Çünkü her şey meydana çıkıyordu bu akşam. Bu da çıkacaktı. Bari önceden bilsin dedim. Şila, ne oldu sana? Bir türlü anlayamıyorum. Ben de Şila. Ah, aile bağlarına biraz saygın olsa. Bir dakika Mr. Arthur. Ben gittikten sonra aile bağlarınızı ayarlamak için hepinizin bol bol vaktiniz olacak. Fakat şimdi oğlunuzun söyleyeceklerini dinlemem lazım. Bizi rahatsız etmezseniz müteşekkir olurum. Evet, sizi dinliyorum Mr. Eric. Kasım ayında bir geceydim. Nerede? Saray gazinosunda. Kafam dumanlıydı biraz. Ne oldu sonra? Kızla konuşmaya başladım. Bir iki kadeh ısmarladım. Oradan ayrıldığımız zaman epey içmiştim. Kız da sarhoş muydu? Sonra kendi söyledi, biraz sarhoşmuş. Karnı açmıştı ondan. O gece odasına gittiniz değil mi? Evet. Anlaşılan fazla ısrar etmişim. Peki ya, hatırlayamıyorum. Sonra kendi söyledi, beni içeri almak istememiş. Fakat ben rezalet çıkarım diye korkutmuşum onu. Sizi bundan dolayı içeri aldı, öyle değil mi? Evet. Ve işte o zaman oldu. Aman yarabbim, ne çılgınlık. Ah Erik, nasıl yapabildin bunu? Bundan sonra birbirinizi sık sık görmeye karar verdiniz değil mi? Evet. Bir gün hamile olduğunu söyledi. Evlenmeniz gerektiğinden bahsetti mi? Hayır, evlenmemi istemiyordu kendisiyle. Ne yapmak niyetindeydiniz? İşi yoktu. Yeniden iş bulmak da istemiyordu. Israr ettim, geçinebilmesi için benden para almaya razı ettim onu. Fakat bir gün artık paranı istemem dedi. Ona topu topu kaç para verdiniz? 50 sterling kadar bir şey. 50 sterling mi? Üstelik de içki alemleri, gezmeler falan. Nereden buldun bu 50 sterlingi? Ben de bunu soracaktım. Yazıhaneden aldım. Bizim yazıhaneden? Evet. Yani parayı çaldınız? Yok, pek öyle değil. Öyle değil de ne demek? Erik, Erik, para mı çaldın? Yok yok anne, geri verecektim. Niçin bana gelmedin? Niçin mi? Darda olan bir kimsenin başvurucuyu babalardan değilsin de ondan. Böyle söz söyleyemezsin bana, şımarık. Rica ederim, rica ederim. Çok vaktim yok. Son bir sual Mr. Erik. Verdiğiniz parayı çaldığınızı anladı değil mi? Evet. Beni asıl üzen de bu oldu. Almadı paramı artık. Beni de bir daha görmek istemedi. Ama siz bunları nereden biliyorsunuz? Söyledi mi size? Hayır, bana bir şey söylemedi. Onunla hiç konuşmuş değilim. Anneme söylemiş. Size mi söyledi anne? Buraya mı geldi? Yok, ama hayır, gelemezdi. Burada oturduğumuzu bilmiyordu. Söyle nasıl oldu? Hadi anne söyle. Bakma bana öyle Şila. Söylesene nasıl oldu? Ben söyleyeyim. Annenizin derneğine gitmiş, yardım istemiş. Anneniz isteğini reddetmiş. Öyleyse onu sen öldürdün anne. Beni korumak için sana geldi. Kovdun zavallıyı. Evet, sen öldürdün onu. Çocuğunu da, benim çocuğumu, torununu, ikisini de sen öldürdün. Erik, yalvarırım sus. Bilmiyordum, anlayamadım. Ne anlarsın sen zaten? Neyi anladın şimdiye kadar? Azıcık bir gayret bile etmeden anlamayan. Yeter. Öğreneceğim başka bir şey kalmadı. Sizin de. Eva Smith canına kıydı. Feci bir şekilde öldü. Bu ölümde her birinizin ayrı ayrı payınız var. Bunu hatırlayın, unutmayın. Unutamazsınız zaten. Mrs. Burling, hatırlıyorsunuz değil mi ne yaptığınızı? Yardıma en mühtaç olduğu bir anda kovdunuz onu. Cemiyetin sadaka olarak ayırdığı birkaç kuruşu esirgediniz ondan. Siz Mr. Eric, hatırlıyorsunuz değil mi ne yaptığınızı? Unutabilir miyim hiç? Bir gecelik çılgınlık ve sarhoşluğunuzun ecrini o zavallıya ödettiniz. Onu bir insan değil de bir eşya, bir hayvanmış gibi kullandınız. Evet, unutamazsınız. Miss Sheila... Biliyorum, onu işinden ettim. Sonradan başına gelen bütün felaketlere yol açmış oldum. Sizin de payınız var, fakat yol açan siz değilsiniz. Bu mesuliyet sizindir Mr. Arthur. Haftada 22 şilin yerine 25 şilin istemişti sizden. Zavallıya çok pahalıya mal oldu bu. Fakat size daha da pahalıya mal olacak. Bakın Bay Komiser, 1000 sterling, 10.000 sterling veririm. Evet, 20.000 sterling. Bu cömertliğinizin artık hiçbir değeri kalmadı Mr. Burling. Evet, hiçbiriniz unutamayacaksınız. O genç de, Mr. Gerald da.
Hiç olmazsa o biraz şefkat göstermiş, biraz mesut etmişti zavallıyı. O da unutamayacak. Eva Smith göçüp gitti. Ona artık fenalık yapamazsınız. Bir iyilikte de bulunamazsınız. Hatta affet bizi Eva Smith, affet bile diyemezsiniz. En acı tarafı da bu ya. Eva Smith göçüp gitti. Fakat hayatları, ümitleri, korkuları, ıstırapları ve saadet imkanları bizim hayatlarımıza, bizim düşüncelerimiz, söz ve hareketlerimize örülmüş olan böyle milyonlarca erkek ve kadın var. Bu dünyada yalnız yaşamıyoruz. Allah'a ısmarladık. Mr. Gerald geldi efendim. Rahatsız etmiyorum ya. Gelmemin sebebi var. Komiser ne zaman gitti? Birkaç dakika evvel, hepimizi sorguya çektikten sonra. Bana sorarsanız çok garip bir tarzda, insanda şüphe uyandıracak bir surette hareket etti. Senin bir bildiğin var galiba Gerald. Söyle, nedir? O adam polis komiseri değildi. Ne? Emin misiniz? Hemen hemen. Size işte bunu söylemeye geldim. Var ol Gerald. Sorup soruşturdun değil mi? Evet, şu aşağıda bir polis tanırım. Komiser Gul'u ona sordum, İyice tarif ettim. Burada Gul adında bir komiser ya da ona benzer bir kimse olmadığını katiyetle söyledi. Niçin sorduğunu? Söylemedim tabii. Birisiyle münakaşa ettik de onun için soruyorum dedim. İşte bu polis Bramley'de buraya gelen adama benzer bir komiser bulunmadığından kati surette emindi. Vay, aldattı bizi demek. Demedim mi ben size? Sahici bir komiser bizimle böyle konuşamazdı demedim mi? Haklıymışsınız, böyle bir komiser yok. Faka bastırmış bizi. Şunu bir sağlama bağlayayım. Ne yapacaksın? Emniyet müdürüne telefon edeceğim. Söyleyeceklerine dikkat et Arthur. Merak etme. Bramley 8752. Zaten telefon edecektim. Baştan beri şüphe etmiştim. Alo, muavin Roberts lütfen. Ben Mr. Burling. Geç vakit rahatsız ettim, kusura bakma. Şu son günlerde Gul adında bir komiser geldi mi size? Gul, G-O-L-E. Yeni. Evet. Tamam öyleyse. Yo, münakaşa ediyorduk da. Hayırlı geceler. Buraya gelen adama benzer bir kimse bile yok. Kati olarak anlaşıldı artık. O adam polis komiseri değildi. Gerald'in dediği gibi faka bastırmış herif. Ben bunu ta baştan beri sezmiştim. Ne konuşması komisere benziyordu ne hali. Şimdi iş değişti. Bakın tamamıyla değişti. Şimdi hepimiz de gene iyi insanlar olduk galiba. Tabii. Bize bu oyunu oynaması için biri gönderdi onu. Beni sevmeyenler vardır bu şehirde. Böyle bir oyunu oynayabilirler bana. Rastgele bir gün olsaydı ben gene aldanmazdım. Ancak nişandan sonra keyfimiz tam kıvamındayken geliverişi baskın gibi bir şey oldu. Geldiği zaman keşke burada olsaydım. O başlamadan ben ona birkaç sual sorardım, görürdü o zaman. Şimdi ne kolay bunları söylemek. Hadi gelin bırakalım bunları artık. Hepimizin rahat bir nefes almaya ihtiyacı var. Tamamıyla haklısın Sibel. Fakat anlamıyor musunuz? Eğer bu akşam meydana çıkan şeyler doğruysa, bize bunları söyleten kim olursa olsun ne önemi var? Söylediklerimiz doğruydu değil mi? İşte önemli olan bu. Önemli olan yaptıklarımız. Yoksa bu adam komisermiş değilmiş ne çıkar? Şilan'ın hakkı var. Bir şey değişmiş olamaz. Çok gülünç Erik. Bunu senin söylemen çok gülünç. En büyük suç sende. Şükretli gelen komiser değilmiş. Buraya gelen kim olursa olsun ben o kıza kötülük ettim. Üstelik para da çaldım. Annem de siz de kötülük ettiniz. Nasıl unutabilirim bunları? Birinin bilmesi veya bilmemesi önemli değil. Önemli olan kızın başına gelenler. Ona yaptıklarımız baba. Bu akşam işittiğim en doğru en güzel söz bunlar. Teselli ediyor beni. Daha az utanıyorum kendimizden. Kız öldü diyorum size. Hepimiz el birliği edip öldürdük onu. Ne malum? Belki o da uydurumuydu. Nasıl? Hastaneye telefon eder, onu da öğrenirim şimdi. Bramley 8986. Hastane mi efendim? Ben Gerald Kraft. Kraft Limited şirketinden. Evet. İşçilerimizden birini merak ettik de onun için rahatsız ediyorum. Bugün öğleden sonra kezzap içerek intihar etmiş bir kız getirdiler mi oraya? Ya da herhangi bir intihar vakası oldu mu? Bunu öğrenmek istiyorum. Olur. Olur, beklerim. Efendim? Evet. Eminsiniz değil mi? Peki, çok teşekkür ederim. Hoşça kalın.
Bugün hastanede böyle bir kız ölmemiş. Keza biçen bir kız getirilmemiş oraya. Hatta aylardır bir intihar vakası gelmemiş. İşte son ve kat'i delil de bu. Ne oyun ya Rabbi, ne oyun. Kimseye oynanmamıştır böyle bir oyun. Ne de olsa insanın içi rahat ediyor. Viski Gerald. Tam zamanı Mr. Arthur. Teşekkür ederim. Hakikaten öyle. Gerald, minnettarım size. Dışarı çıkmıştım ya. Evet. İşte biraz hava aldım, serinledim. Şöyle durup düşünmeye vakit bulabildim. Hepinizin, hepimizin sıhhatine. Hadi Sheila. O ne hal öyle? Bir şey kalmadı. Evet, kalmadı. Ama bir şey unutuyorsunuz. Bütün itiraf ettiklerimiz hakikaten yaptığımız şeylerdi. Ölümle bitmediyse bunu bizim talihimize vermeli. Fakat öyle bitebilirdi de. Ama artık her şey değişti. Hadi bakalım, Celal'de verdiğin yüzüğü geri iste. Görürsün bak, rahatlarsın. Demek hiçbir şeyin değişmediğini, her şeyin eskisi gibi olduğunu sanıyorsunuz. Ben sanmıyorum. Sen değil, bunlar. Peki öyle değil mi? Oyun oynadılar bize, işte o kadar. Demek hakikaten hiçbir şey olmadı. Tesir duyulacak bir şey olmadı. İbret olacak bir şey yok. Gene eskisi gibi devam edip gideceğiz öyle mi? Niçin etmeyelim Sheila? O komiser kim olursa olsun şaka götürür tarafı yoktu söylediklerinin. O buradayken bunu kabul etmiştiniz. Bir şeyler anlamaya başlamıştınız o zaman. Ama şimdi duruverdiniz birdenbire. Gene eskisi gibi devam etmeye hazırsınız. Ya sen Sheila? Ben hayır. Çünkü sözlerini, bakışlarını duyduklarımı unutmadım. İşte onun için bu türlü konuşmalarınızdan ürküyorum. Dinlemek istemiyorum artık. Öyleyse burada hırçınlık edip duracağına git yat. Fazla yorgun. Sabah olsun görürsünüz, hiçbir şey kalmaz. Sheila, hakikaten bir şey kalmadı. Yüzüklerimizi takalım artık. Ne dersin ha? Daha erken Gerald. Düşüneyim biraz. Aha, şunlara bir bakın hele. İşte meşhur genç nesil. Her şeyi bilen genç nesil. Şakadan bile anlamıyorlar. Efendim? Evet. Börlük benim. Ne? Buraya mı? Polisten telefon ettiler. Şimdi bir kız ölmüş. Hastaneye götürürlerken kezzap içmiş. Bir polis komiseri geliyor buraya. Soracağı bazı şeyler varmış bize. Radyo tiyatrosu bitti. Bir Komiser Geldi adlı oyunumuzu dinlediniz. Yazan J.B. Priestley, dilimize çeviren İrfan Şahinbaş, radyoya uygulayan ve mikrofona koyan Zihni Küçümen. Şehir tiyatrosu sanatçıları oynadılar. Müfit Kiper, Arthur Burling, Fuat İşan, Gerald, Nedret Güvenç, Mrs. Burling, Sunapek Uysal, Sheila, İsmet Ay, Eric, Hüseyin Kemal Gürmen, komiser rollerindeydiler. Teknik prodüksiyon Arif Temizer.